Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen ve trigonometrik konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. O zaman çözümlere başlayalım. Aşağıda verilen dik üçgen şeklindeki karton AK boyunca katlandığında B noktası L noktasının üzerine gelmektedir. Evet şu boyda katladığımda B noktası L noktasına geliyormuş. O zaman katlayalım gençler. Hop şöyle katladığımızda buraya geldi. Arkadaşlar bu üçgen buraya geldi ya. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hemen şunları da gösterdik. Hatta burası da ne olduğu zaman 90 derece. Çünkü x kenar çizilen açı ortay kenar ortay aynı zamanda da yüksekliktir. Şimdi bk ile lc birbirine eşit verilmiş. Hocam burası üçgen. Burası da 3 verilmiş. E, katlamadan dolayı burası da ne olacak? 3 olacak. AC uzunluğu x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar dikten dik çizim için ne var burada? Öklit. Yani x'in karesi eşittir. Bu çarpı tamamıdır. x kare eşittir. 6 çarpı şu çarpı tamamı. 9 olduğundan x buradan kök 54'e eşit olacaktır. O da e, kaç yapıyor arkadaşlar? 3 kök 6 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle edremit yaptı. Evet soruda öklüt bağıntısını tanımlamış burada. Şimdi biz biliyoruz zaten. Siz de okuyabilirsiniz. Sıkıntı yok. E, sonra h demiş bu demiş bu demiş. A h h kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar h kare eşittir p çarpı k diye tanımlamış ya zaten. E tanımlayalım. h kare eşittir P çarpı K. Yani kök 10 eksi 1 çarpı kök 10 artı 1'e eşittir. Hocam A eksi B çarpı artı B. A kare artı B kare eşit ya. Kök 10'un karesi 10 eksi kök 1, karesi 1 yapacaktır. E H kare 9 ise H da buradan kaç gelecektir o zaman? 3 gelecektir. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Soruya baktığımızda hocam dik üçgenler var ama Pisagor bağıntısını kullanamıyorum. Ya da burada bir dik üçgen var Pisagor bağıntısını kullanamıyorum. Ne yapacağım? 90'lar havada uçuşuyor. Arkadaşlar 90'lar genelde 2 ya fazlaysa yani 90'lar genelde böyle çok fazlaysa ne yaparız? İlk önce dik üçgenden çıkıyor mu diye bakarız. Çıkmıyorsa da ne yaparız? Açılara dalarız. Açılara dalmak demek. Alfa alfa diyelim şuraya. Alfa 90 beta. Yani bu ne demek? Alfa artı betanın 90 derece olması demek alfa ile beta'nın toplamı 90. E o zaman burası da beta. Şurada da alfa 90'sa burası da ne olacak? Şu, ikisinin toplamı 90 olacak ya. Alfanın 90'a tamamlayanı betadır. A hocam ne çıktı? Beta'ya beta. Yani şurada bir ikiz kenarlık çıktı arkadaşlar. Yani x ise burası da nedir? X. X kenar çıktı. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hocam tabana ait yükseklik çizer. Tabanda mevcut eğer. Çizdik yüksekliği. Tabanı ne yapıyor bu? İki eşit parçaya bölüyor. Bire bir. Sonra verilen bilgiyi kullanacağız. Hocam ya da bulduğumuz bilgi. Buradan dik çizdik ya. Nereden çizdik aslında biz? Hop. 90'dan. Dikten dik. Ne var burada? Öklit. Yani x isteniyorsa bizden x e ait öklit mantısı sağ tarafta sağa dayalı olacak. x'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 1 çarpı tamamı. 1 çarpı tamamı da 7 olduğundan x de buradan kök 7'ye eşit olacaktır. Evet cevabımız böylelikle denizli oldu. Şekilde bir kenarı kök 5 birim olan karelerden. Evet birer kenarı kök 5. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 2 kök 5 yaptı. Burası da 4 kök 5 yaptı. Şimdi ne var burada? Pisagor bağıntısı var. Hocam Pisagor bağıntısı yapacak olursak Pisagor bağıntısından şu uzunluk ne olacak? Valla bunun karesi artı bunun karesi bunun karesine eşit diyebiliriz ama biz şunu biliyoruz. Dik üçgenlerde özel bir durum vardır. Dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıdır. E, küçük olanın kök 5 katıdır. Hocam burada o zaman küçük olanın kök 5 katı. 2 kök 5'in kök 5 katı ne yapacaktır? 2 kök 5'in kök 5 katı 10 yapacaktır. Evet buraya 10 bulduk. A h bizden. Şimdi şurayı bulurken de ötüt bağıntılarında bazen özellik olarak veririz ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Özellikten yapmayacağım. Hocam bir dik üçgende bütün kenarlar belliyken ve sadece ve sadece yükseklik eksikken nereden yapacaksınız? Üçgenin alanından gidin. Daha görmedik hocam ama hepiniz biliyorsunuz kardeşim. Evet burası x ya. Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Bak taban ve tabana ait yükseklik var. Üçgenin alanı sarı üçgenin alanı 10 çarpı x bölü 2 aynı zamanda dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpının yarısı. Yani 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. Sonra x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. ABC dik üçgen ve şunun alanını vermişler bize arkadaşlar. Buna göre AH nedir diye soruluyor. Bu tür sorularda takılıp kalıyoruz. Niye? Çünkü elimiz çalışmıyor. Bazen kafanızın çalışmasına gerek yok. Sadece ve sadece elinizi çalıştırsanız yeterli olacaktır. E ne yapacağız hocam? Ya bunları eşit vermiş. Sen bunlara şöyle bir A, a de bakayım. E hocam şuranın da alanından bahsetmiş. E dikdörtgenin alanını biliyorsunuz hepiniz. Şuraya B diyecek olursak. Hocam A çarpı B ne verilmiş soruda? Verilen bilgiyi kullanıyorum. Bakın 36 verilmiş. E bizden ne isteniyor? Her bilgiyi kullan diyoruz ya. Hocam bizden x isteniyor. Yani x a dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. E burada da öklit varsa x kare eşittir. A çarpı b değil midir arkadaşlar? x kare a çarpı b eşittir. Bak a çarpı b de neye eşit arkadaşlar? 36'ya eşit. Ve x de buradan kaç çıkar? 6 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız balıkesir kesir oldu. Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki banyo zemini eşit büyüklükteki kare şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Bunun için K noktasından L ve M noktalarına çekilen turuncu ipler birbirine dik oluyor. Şöyle şuradaki ipler dik verilmiş. Buna göre diyor banyo zemininin tamamının kaplanması için kaç fayans kullanılır? Arkadaşlar karelerin bir kenarına bir diyebiliriz aslında. E, sonuçta sayı adeti lazım olacak bana. Ama en doğru çözüm aslında XX deyip burayı da X cinsinden bulmak olacaktır arkadaşlar. Ama dediğim gibi adet lazım olacağı için ben Karelerin kenar uzunluğu önemli değil. Bunlara bir birim diyeyim. Hocam buraya bir birim dersem. Şurası kaç birim oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim burası. Arkadaşlar bakın dikten dik çizilmiş bir şeyim var burada. Var. E ben buradaki uzunluğu bulabilirim. Şuraya bir x diyecek olursam. 6'nın karesi eşittir. x çarpı şurası da ne? 2 olduğundan dolayı. 36 2x eşit ise, x buradan kaç geldi? 8 geldi. Yok 36 2x eşit ise, x buradan 18 eşit oldu. Hocam x 18 oldu. Yani burası kaç yap toplandı? 20. Hocam ben buraya 20 tane kare koyabiliyorum. Hocam buraya da kaç tane? 6 tane kare koyabiliyorum. O yüzden buraya 6 tane buraya 20 tane ise 6 çarpı 20'den kaç tane kare koyabilirim içine? 20 tane kare, 120 tane kare koyabilirim. Yani 120 nerede? Bu Akçay'da. Cevabımız böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Aşağıda görünümü verilen vinçte şöyle eşitlikler falan verilmiş. Diklikler verilmiş pardon. AB 1.8 demiş. AB uzunluğu 1.8. BC uzunluğu 2.4. BC neredesin BC? Burası 2.4. Ve AD uzunluğu 1. Ya hocam virgüllerle uğraştırıyorlar bize ya. Bu kitap niye böyle falan demeyin. ÖSYM'ye de virgüllü soruyor arkadaşlar. Dikkat edin. Hocam o zaman buradaki dik üçgene dikkat et. Bu dik üçgeni şurada göstereyim. Kenarları 1.8 2.4 ya 1.8 2.4 değil de 18 ve 24 gibi düşün. Hocam bu 6'nın 3 katı. Hocam bu 6'nın 4 katı. O zaman burası da 6'nın 5 katından 30 olacak. Hatta 3.0 olacak. Yani burası kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 3 çıktı. E adam bize şurayı da 90 derece vermiş. Burası da 90 derece. Dikten dik çizilmiş. öklük bağıntısı var burada. E, h kare eşittir. P çarpı K yapacağım ama bu kenar verilmiş. Bu kenara ait öklük bağıntısı yapalım. Yani 3'ün karesi eşittir. 1 çarpı tamamı. Zaten bizden DE uzun isteniyor. 3'ün karesi eşittir 1 çarpı 1 artı x'ten 9 eşittir 1 artı x olacağından x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. Yani cevap denizli. Evet 4, 8, 1 ve 2 kök 2 şekil üzerinde verilmiş bizden x isteniyor. Arkadaşlar bu bilgilere baktığımda hiçbir şekilde özel bir durum var mı? Yok. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Ama burada bir şey verilmiş dikkat ederseniz. Hocam burası 2 kök 2, burası 8, burası 1 verilmiş. Tamam 4 de verilmiş de burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Burada biz şunu diyoruz ya bazen bakın geometride arkadaşlar bir kural varsa şu olur. Tam tersini de söyleyebiliriz geometride. Şu varsa o zaman o kural vardır diyebiliriz. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın 90'dan şöyle bir şey çizilmiş ya burası öklit oluyor mu diye bakmak lazım aslında. Hani burası 90 derece olsaydı bunun karesi 1 çarpı 8 eşit olacaktı ya. E buraya baktığımız zaman da arkadaşlar şunun karesi bu çarpı buna eşitse o zaman burada ök bant sağlandı. Bakalım. 2 kökkenin karesi eşittir. 1 çarpı 8 sağlandı mı arkadaşlar? Sağlandı. Çünkü 2 kökkenin karesi 8 eşittir 8 oldu. O yüzden burada öklük bandı sağlandığı için burası nedir diyebiliriz arkadaşlar. 90 derecedir diyebiliriz. Ya da ya da ya da ya da ne yapabiliriz? Daha farklı şekillerde de yapabiliriz ama bu güzel bir yol, kolay bir yol arkadaşlar. Sıkıntı yok. Burayı 90 bulduk. E hocam burası da 90 derece. Aha da burada bir Pisagor var mı? Var. Ne var burada? Kenarlar 1 e 2 oran mı? Evet. Yani 1 2 kök 5 üçgeninden 4 8 ise burası da 4 kök 5 çıkar mı? Çıkar. Şurayı 90 derece bulmamızı istemişler sadece bu soruda. Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. ABC dik üçgeninde AD kenar ortay. Evet. AD kenar ortay. Eşit. Eşit. Ana 90'dan geldi kenar ortay. Ne var burada arkadaşlar? Muhteşem. Muhteşem üçlüden dolayı burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ve bu arada BC 22 demiş. Yani burası 11. Burası 11. E o zaman burası da 11. Buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım başka da bir şey vermiş mi? Şu açıları da eşit vermiş bana. Hocam bu açıların eşitliğini nasıl kullanacağım? Bak verilen her bir bilgiyi kullan. Bak şun da şu x kenar. a bu da açı ortay. X kenarda çizilen açı ortay. Aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortay değil mi? Evet. Bak burası da 90 derece oldu. Bak sen 90'dan 90 yani dikten dik çizildi. Ne var? Öklit. Yani x'in karesi 2 çarpı neye eşittir? 9'a eşittir. Hemen x'in karesi 2 çarpı 9'dan 18'den x buradan kök 18 yapar. Bu da nedir arkadaşlar? 3 kök 2'ye eşittir. Cevabımız böylelikle balıkesir çıktı. Burada diklikler gösterilmiş. 90 burası. Burası 90 ve burası 90. AE bölü AF 2 bölü 3 demiş. AE'ye ben 2K dersem AF mi 3K? Evet. Şurası 2K iken şurası da ne verilmiş arkadaşlar? Bunu da mavi ile göstereyim isterseniz. Burası da 3K olarak verilmiş. Hocam ben burada bir şeyler yapacağım. Bizden ne isteniyor? AC bölü AD isteniyor. AC bölü AD. Hmm. Kardeşim verilen bir bilgi kullanacaksın. Bak burada ne var? Hocam dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı mı var burada? Evet. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. E hocam iki tane öklit bağıntısı var aslında şöyle baktığımız zaman. Bir şuraya bakıyorum. Bir şuraya baktığımda bir öklit bağıntısı var. Hocam dikten dik çizilmiş öklit. Yani h kare eşittir p çarpı k direkt altımıza geliyor aslında ama hocam bir de büyük üçgende e burada da h kare pk geliyor ama birindeki h ile öbüründeki h arasındaki bir ilişki var mı? Yok. Yani bir yere bağımlı kalmayalım o zaman. E arkadaşlar buradaki bandına ait başka ne kullanabilirim ben? Bakın şurasına ne demiştim ben? 3K demiştim. Bakın şurası 3K. E zaman burası 3K ise hocam burada bunun karesi de bu çarpı tamam diyebilirim ama bu üçgenle büyük üçgende yine şununla bir alakası yok ama dikkat ederseniz her iki üçgende de AB ortak kenar mı? Evet. O zaman ben burada AB yani şuraya A diyecek olursam AB'nin karesi hop bu çarpı hop buna mı eşittir? Evet. Yani a'nın karesi neye eşitmiş arkadaşlar? 3k çarpı tamamına AD'ye eşit. Çok güzel. E hocam büyük üçgende de a'nın karesi 2k çarpı tamamına eşit değil mi? Evet, a'nın karesi de 2k çarpı tamamına AC'ye eşit. E her ikisi de a kareye eşit değil mi arkadaşlar bunlar? Aynen öyle. O zaman 3k çarpı AD neye eşittir? 2k çarpı AC'ye eşittir. Senden AC bölü AD isteniyor. Bak AD'yi buraya attığın zaman bunu da buraya attığın zaman 3 bölü 2 mi çıkıyor arkadaşlar? AC bölü AD. Aynen öyle. Yani cevabımız böylelikle 3 bölü 2 oldu. Cevap Akçay oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Verilen bilgileri kullanmak lazım. Dikten dik çizilmiş. Öklüt anıntası satıyorsa öklüt uygula. Yalnız öklüt yapamasaydım neye başvuracaktım? Böyle alfabete dalıp benzerliğe, be, benzerliğe başvuracaktım. Hatta bazı sorularda benzerlik işimizi de kolaylaştırıyor. Benzerliğe geldiğimiz zaman bunu da size göstereceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki kroküde verilen BH, E ve C ile A, BH, E ve C ile ADH doğrusal verilmiş. Tamam. 90 dereceler verilmiş. Burası 90, burası 90, burası 90 verilmiş. AD ile DH birbirine eşit verilmiş. Hocam şurası ile şurası eşit verilmiş. Başka ne var arkadaşlar? H, E 600 EC X kaçtır diye soruluyor kaç kilometredir diye soruluyor. Dikkat. Burası metre. 600 metre. O zaman ben bu 600 metreyi arkadaşlar e, 0,6 yani bir normalde 1 kilometre 1000 metre. E, hocam bunu 0,6 olur. 0,6 değil de bulduğumuz sonucu en son değiştirsek sanki daha iyi olacak. Şimdi ne yapalım arkadaşlar burada? Arkadaşlar verilen bilgilere baktığımız zaman ne var burada? Hocam burada çok güzel bir şey var. Bak bir dik üçgen var. Hatta bu dik üçgende ne olmuş arkadaşlar? dikten dik çizilmiş. Yani öklit. Şuraya bir y diyecek olursak. Hocam y kare neye eşittir? Y kare 600 çarpı a'ya eşittir. 600 çarpı a'ya eşittir. Tamam eyvallah. Bir de büyükte de arkadaşlar bakın dikten dik çizilmiş. Burada da öklit var. Burada da 2 y'nin karesi yani 4 y kare neye eşittir? O da a çarpı 600 artı x e eşittir. a çarpı 600 artı x e eşittir. Hocam bak Denklemler var. Y Ye kare yerine gel burada 600 A yaz. 4 çarpı 600 A eşittir. A çarpı 600 artı X olduğundan A'larına ne oldu? Burası 2400 oldu. 600 artı X e eşit oldu. 600, 2400'den 600 çıkartınca 1800 eşittir X yaptı. Ama bu 1800 metre. O zaman X ne yapar? 1.8 yani 1000. 1, 2, 3 virgül sola geleceğim arkadaşlar. 1.8 kilometre yapacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Denizli çıktı. 90 dereceler verilmiş. AH ile de BH eşit verilmiş. Hocam AH ile BH. Ya şu taban olsaydı tabana ait yükseklik çizerdik ama burada bunu yapamam maalesef. Ne yapabiliriz? Hocam 90 var. Eşit eşit. Açıları daldığınızda da çıkar da burada direkt çıktı arkadaşlar. Niye? Eşit eşit ve 90 varsa muhteşem şu eksik olan parça burası değil mi? Evet. Bunu yazdık. Aha. Şimdi burada arkadaşlar. Bak sayılar burada. Bak dikkat et buraya. Hocam sayılar burada. Şurada bir ikiz var mı? Var. Bak şuradaki üçgen bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Gençler. Hocam yükseklik tabii ki değer dediğinizi duyar gibiyim. Hemen tabanına ait yüksekliği çizdim. Çizince ne çıktı burada? Hocam onu 2 eşit parçaya bölecek. 5'e 5. Beş. Ne kaldı buraya? 3 kaldı. E bakın burada da dikten dik çizilmiş mi? Evet. Yani x'in karesi neye eşittir? Bu çarpı tamamına. Öklit bağıntısında x deniyor. ya yani siz şöyle yapabilirsiniz. H kare pk'dan h'ı bulup Pisagor bağıntısından burayı bulabilirsiniz. Ama şuradaki öklitleri de artık yapmayı öğrenin. x'in karesi 3 çarpı tamamı. x'in karesi eşittir 3 çarpı 8. 24'ten x buradan kök 24 çıkar. Bu 4 çarpı 6 olduğundan o da dışarıya 2 kök 6 diye çıkar gençler. Cevabımız böylelikle edremit oldu.